Merhaba arkadaşlar, bir yayınla karşınızdayım. Bu hafta e, bazı arkadaşlarım şikayette bulunmuşlar fazla video koymadım diye. Ama herhalde e, hem perşembe günü yaptığımız savunma sanayi ile ilgili e, sarsılmazla çekimleri seyretmişsinizdir muhtemelen. E, Türker Akıncı'nın hazırlayıp sunduğu ne var ne yok da e, onu yaptık. İki gün, üç gün boyunca onun için bir emek sarf ettim. Daha önce hatırlarsanız yine e, Ankara'da FMSS Nurol e, şirketinin araçlarını çekmiştik. Onun yayınlanması için bir süre bekledik. Tam o da bu hafta girdi. Aslında Perşembe-Cuma arka arkaya biraz savunma sanayi ağırlıklı. İnşallah e, o kızgınlığınız hepinizin geçmiştir diye düşünüyorum. Pazar günleri normalde sohbet ederiz beraber biraz fikri, biraz geçmişi konuşuruz. Biraz sosyoloji, felsefe de biraz içine katmaya çalışırız. Yani hayat, hayat zaten hepsinin bileşimi değil mi? Bugün biraz farklı bir şey yapalım arkadaşlar. Afganistan'ı konuşalım istiyorum. Çünkü Afganistan konusu şu anda Türkiye'nin önündeki en büyük handikap gibi gözüküyor. Ve Kore Savaşı ile beraber çok konuştuğumuz o günlerden sonraki belki sıcak çatışma riskini en büyük taşıdığımız bir operasyon diyebiliriz. Evet, Somali'de göreve gitmiştik. Yine e, diğer farklı misyon görevlerine gitmiştik. Bu misyon görevlerinin tamamı Birleşmiş Milletler kapsamında görevlerdi. Bugün ilk defa biraz NATO destekli, biraz Amerika Birleşik Devletler destekli ama tam da ölçümleyemediğimiz bir görevden bahsediyoruz. Afganistan Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ve Kabil'deki misyonun devam edilmesiyle ilgili görev. Bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Zaten Kabil'deydik. Kabil Havalimanı'nda zaten bu görev bizim görevimizdi. Ne fark edecek diye soran arkadaşlarım var. Çok doğru bir soru. Yani mantıklı bir soru ama içerik olarak e, aynı şey değil. Çünkü o dönemde hem NATO'nun hem e, Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı farklı misyonları vardı ve bu misyonlar sahada güç kullanıyorlardı. Yani Kabil'in etrafında ve diğer alanlarda Kabe'nin güvenliğini sağlamaya çalışıyorlardı. Daha doğrusu Afgan hükümetini ayakta tutmaya çalışıyorlardı. Bir taraftan da Afgan ordusunu yetiştirerek sahaya sürüyorlardı. Gördük ki ordu çekilince daha doğrusu hava desteği ve diğer faaliyetler azalınca Taliban çok hızlı bir şekilde geçmişte olduğu gibi hızla ilerlemesini sürdürüyor. Ee, uzak eyaletlerde bulunan ordu birlikleri ara hatları koptuğu için ya bulundukları sınırdan diğer ülkelere geçip sığınıyorlar ya da silahlarıyla beraber teslim oluyorlar Taliban güçlerine. Bir sürü rapor var bu konuda yayınlanan. Hatta Amerikalıların kendi hazırladığı raporlar var arkadaşlar. Bu raporlardan bir kısmı diyor ki önümüzdeki dönem 6 ay içerisinde Taliban Komple Afganistan'ı ele geçirme durumu var. Peki böyle bir durumda Kabil Havalimanı ki Pakistan sınırıyla bağlantısı kesik bir ülkede, e, şehirden bahsediyoruz. Çünkü ara yerlerin kontrolünü Taliban e, Taliban'ın elinde. Eğer kara bağlantısı olmayan bir yeri korumak istiyorsanız e, bunun yakıtını, bu havalimanı işletmesinin yakıtını, bu coğrafyaya e, ya gelecek gidecek olan e, ikmalleri nereden yapmayı düşünüyorsunuz? Yani hava yoluyla bir ülkeyi ayakta tutabilmek neredeyse imkansızdır arkadaşlar. Yani Afganistan gibi gelirleri zaten düşük olan bir ülkeyi havalimanı üzerinden ayakta tutamazsınız. Kabil Havalimanı'nın ayakta kalması misyonu tek başına bir, benim görüşüme göre tek başına bir görev olamaz. Çünkü bu neredeyse imkansıza yakın bir durum. Dediğim gibi hem lojistik anlamında hem de Taliban'ın ilerleyiş hızıyla baktığımızda. Diğer görevlerle karşılaştırabilirsiniz. Çünkü arkadaşlarımızdan soru soranların bir kısmı şunu söylemişler. Demişler ki çok tabii seviyorum böyle soru sorarak mantık yürüten arkadaşlarla konuşmayı seviyorum veya yazışmayı seviyorum. Bazı arkadaşlar demişler ki biz Hibrit Savaş konusunda çok iyiyiz. Çok doğru söylemişler arkadaşlar. Evet Hibrit Savaş konusunda çok iyiyiz. Ama Hibrit Savaşı yaptığımız yerler bugüne kadar haklı olduğumuz konulardı. Yani birebir büyük çıkarlarımızın olduğu konulardı ve bu konuda da güç kullanmaktan hiç tereddüt etmedik. İsterseniz Suriye'de, isterseniz Irak'ta, isterseniz e, Azerbaycan'da, isterseniz e, Libya'da. Burada ayakta kalabilmek veya Kabil Havalimanı'na ayak tutabilmek veya Afgan hükümetine ayak tutabilmek için çok büyük miktarda güç kullanmanız gerekiyor. Ve bu güç kullanma e, oranına baktığınızda bu gücü kullandığınızda bunun ee, insani maliyetine zaten hani karşılayamayız. İnsani maliyeti çok ağır. Çünkü karşıdaki insanların hayatlarını alacaksınız. İkincisi de bunun askeri maliyeti yani operasyon maliyeti. Bu operasyon maliyeti öyle ufak tefek bir maliyetten bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani Amerika Birleşik Devletlerinin Afganistan operasyonunun maliyetini hesaplarsanız, yani bu maliyetinin yüzde birine yapsanız, Yine de bizim için ağır bir maliyet olduğunu söylemekte yarar var. Bu kadar belirsizlik ortamında Afganistan operasyonunun en önemli bir konusuna geleyim. Ben geçen gün kısa bir video çekmiştim. Orada da bunu söyledim. Şimdi de onu söylemeyi doğru buluyorum. Her askeri operasyonun önce bir siyasi... İkincisi de e, ekonomik bir hedef olması lazım. Ha bunlar olmadan da operasyon icra edilemez mi? İcra edilebilir. Yani Bosna Hersek e, bir insani durumdu. E, ne e, siyasi ne de ekonomik bir amaç güdülmedi. Ama orada da dediğim gibi Birleşmiş Milletler e, ve NATO kapsamında gidilen bir yerden bahsediyorum. Yine bir görev e, Görevin içinde yer almıştık. Buradaki durum Şeyi ne olacak yani Biz Buradan Nasıl bir e, siyasi hedef koyduk kendimize Nasıl bir siyasi hedef e, elde edeceğiz Yani yıllarca Afgan halkıyla asla kötü olmamak e, Oradaki hiçbir grupla çatışmaya girmemek e, Güdüsünden nasıl e, bu tarafa doğru Evrileceğiz yani siyasi hedefimiz ne olacak? Peki ekonomik hedefimiz ne olacak? Yani hadi siyasi hedefi bulamadık cevabını. Ekonomik hedefi bulalım istiyoruz. Ekonomik olarak ne bulacağız? Evet çok büyük kaynaklar var. Ben de bu konuda taraftarım. Böyle bir hedefimiz var mı? Yani oradaki bakır madenlerini, oradaki lityum madenlerini işleteceğiz. Bu feasible mı şu an için gözüken? Onu da bir iyi incelemek iyice e, araştırmak e, gerektiğini düşünüyorum. Diyorum ya bu konu öyle e, diğer misyon görevlerinin hiçbirine benzemeyen bir görev. Buradan nasıl çıkacağız? Buradan nasıl ilerleyeceğiz? Burada nasıl bir yere doğru evleneceği sorusunun inanın diyorum bende cevabı yok. Yani haritayı açıyorum. Oradaki görev yapmış olan insanlarla konuşuyorum. Orayı iyi tanıyan kişilere soruyorum. Çünkü Afganistan benim bildiğim bir alan değil. Bu konuda öğrenmeye çalışıyorum. Okuyarak ve orada görev yapan insanlardan öğrenmeye çalışıyorum. Bu işin Kabil Havalimanı tutulma misyonu, tek başına Kabil Havalimanı ayakta kalması göreviyle sürdüleceğine hiç kimse düşünmüyor. Diyeceksiniz ki zaten Pakistan'ın desteğini. E, Pakistan'da başbakan da bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim dedi şu anda Taliban'ın üzerinde kontrolümüz gittikçe azaldı. Şu anda Taliban üzerinde bir kontrolümüz yok. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne bundan sonra Afganistan'da yapacağı operasyonlar için üst bile vermeyeceğiz dedi. Şimdi böyle bir durumdayken Kabil nasıl ayakta tutulabilir? Veya Kabil misyonu nasıl yapılabilir? Siyasal ve ekonomik sebepleri muhtemelen bunun karar vericisi olan siyasiler verecektir. Gelin biz biraz daha kendi işimiz olan, kendi anladığımız ve sorusunun cevabını bulabildiğimiz sorulara gidelim. Yani Kabil Havalimanı'nın korunabilmesi askeri anlamda ve istihbarat anlamında mümkün mü? Evet, şimdi şöyle gidelim. Kabil zaten şu anda hükümet merkezi olarak bulunan bir yer, başkent. Askeri anlamda en güçlü birliklerin olduğu yer. Bunlarda en ufak bir şüphe yok. Buradan fikiriz. Yani gittiğimizde hazır bir kuvvet, orada olacak. Bakın burada burada eee sizinle aynı fikirdeyim. Anlaşamadığımız, daha doğrusu anlatmakta zorlandığımız yer ise tam buradan başlıyor. Bu kuvvetler zaten orada da vardı eskiden. Yani ve bunun üzerine bir de eee Amerikalıların istihbaratı, NATO'nun istihbaratı, diğer bölge ülkelerinin istihbaratları, eee keşif faaliyetleri ve diğerleri de vardı arkadaşlar. Ve bu faaliyetler icra edilirken de Taliban e, Kabil'e onlarca büyük saldırı düzenledi. Hangi anlamda? içeride patlamalar yaşandığını düşündüğünüz ortamda. Şimdi böyle bir ortamdan yani o dönemde bile Kabil'in içinin güvenliğinin sağlanmakta zorlandığı bir yerde bu kadar büyük bir kuvvetin çekilmesiyle beraber oluşan boşluk hangi kuvvetlere doldurulacağına bakmak lazım. Yani değil mi? Yani askeri olarak bir alanı birisi boşaltıyorsa sizin doldurmanız lazım. Bunu iki türlü yapabilirsiniz. Ya kendi unsurlarınızla yaparsınız ya da orada bulunan unsurlarla yaparsınız. Peki bunu yapabilecek olan imkan ve kabiliyette olan birlikler nereden olabilir? Yani hibrit bir unsur bu. Bu hibrit unsuru nasıl şekillene şekillendirebiliriz? Birincisi eğer bulunduğu bölge kuzey bölgesi olmuş olsaydı yani kuzey sattındaki bir bölge olmuş olsaydı özellikle Türklerin yaşadığı, Özbeklerin yaşadığı eski Türk boylarının yaşadığı yerler olarak, yani nüfusun yüzde yirmisine denk gelen kişilerin yaşadığı yer olarak oradaki birimlerle, işte Raşit Dostum gibi örneklerini vermek anlamında söylüyorum, daha anlaşılır olsun diye söylüyorum. Onlarla bu işi çok rahatlıkla sürdürebilirsiniz. Veya İran örneğinde olduğu gibi, İran sınırına yakın bölgelerde, İran yakın nüfus alanları var. Ee, İran sınırından o bölgeyi koruyabiliyor veya orada nüfus oluşturabiliyor. Şimdi Kuzey sahasını kullanamıyoruz. Çünkü orada değil ki Kabil. Nereye yakın? Pakistan'a yakın. Peki sınırda değiliz. Ee, böyle bir geçiş özelliğimiz yok. O zaman iki tane fonksiyon kaldı. Ya başka bir yerden e, buraya e, koruma grubu getireceğiz veya ülkenin içerisinden kuvvet kaydırması yapacağız. Yani işte kuzeydeki bulunan Raşit Dostum bölgesinden bu bölgeye insanları kaydıracağız. Bu çok mümkün mü? Yani ülke içerisindeki başka bir alandan başka bir yere kuvvet kaydırmak mümkün mü? Ben bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Neden olduğunu söyleyeyim size. Sorduğum insanlar da bunu söylediler. Coğrafya çok ilginç bir coğrafya ve coğrafyanın içerisinde Afganistan çok büyük bir yer olmasına rağmen maalesef birbiriyle geçinemeyen ve birbiriyle anlaşmakta zorlanan insanların yaşadığı bir ülke. Bu bazen mezhep, bazen din, bazen etnisite üzerinden bölünmüşlüğü ifade ediyor. Başka bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya insan getirdiğinizde onların o gruba uyum sağlamaları mümkün değil. Yani atıyorum 5000 kişilik bir kuvvet kaydadınız başka bir yerden ve dış emniyetini ona verdiniz. Çok zor diyorlar çünkü e, içeri giriş çıkışlarda kabirlerle temas edecekler. E, birbirlerinin belki dilinde, belki e, konuşmasında, belki anlayışında farklılık olduğu için ilk çatışmaya onlar girerler diyorlar. Peki yurt dışından buraya e, kişi getirmek mümkün mü? Yani Blackwater örneğinde olduğu gibi paralı unsurlar getirilebilir mi? Yani Afgancayı... Veya Afgan dilini konuşan e, kişi bulmanız lazım çünkü bunlar daha çok dış emniyet tepkilerinde koyacaksınız, aynı zamanda istihbarat görevlerinde, aynı zamanda diğer görevlerde kullanacaksınız. Bu da oradaki tercümanlarla bunu yapma şansınız var mı? Var. Evet var. Ama Taliban'ın her yere sızdığını düşündüğünüzde bu çok güvenli olur mu? Olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü neden? Onu söyleyeyim size. Amerikalılar giderken, Afganistan'dan giderken başka bir şey daha yapıyorlar arkadaşlar. Beraber çalıştığı 50 bin kişiyi ailesiyle beraber şeye taşıyor, Amerika'ya taşıyor. Aynı Vietnam Savaşında olduğu gibi Güney Vietnamlardan bir grubu 300 bine yakın bir grubu taşımıştı ülkesine. Burada da 50 bin kişilik bir grubu Aileleriyle beraber Amerika'ya götürüyor. Yani geçmişte güvenlik için kullanılan istihbarat elemanlarının da kalmadığını değerlendirin. Yani birinci sınıf de düşündüğü akıllı adamların hepsini götürüyor. Geriye kalanlar daha az güvenilir ve sahayı daha az bilen insanlar olacağını değerlendirelim. Şimdi bunları elediğimiz düşünelim. Bakın hep bir beyin fırtınası yapıyoruz beraber. Sizinle beraber düşünüyoruz. O zaman ne olacak? Seçeneklerden bir tanesi bu bölgeye Türk birliklerini göndermek. Daha önce de birliklerimiz vardı. Doğru söylüyorlar. Ama bunların hiçbiri silahlı görevleri, daha doğrusu çatışmayı içeren görevleri kapsamıyordu. Bu bölgeye eğer askeri bir unsur göndereceksek zırhlı araçlar, e, sihalar, uçaklar ve ciddi anlamda bir helikopter de sevk etmek zorunda kalacağız. Çünkü yapacağınız bütün faaliyetleri eğer uçta yapıyorsanız uçar birlik harekatına ve zırhlı, çevik kuvvetlere ihtiyacınız var. Yani çevik operasyonel kuvvetlere ihtiyacınız var. Türkiye'nin öncelikleri bugün Libya'da, Somali'de, Kıbrıs'ta, Irak'ta, Suriye'de, Azerbaycan'da ve Türkiye'deki operasyonel görevlerde bu kadar yoğunken Oraya ne kadar kuvvet ayırabiliriz? E, bu sorunun cevabını muhtemelen e, komuta akademisi ve siyasiler muhtemelen biliyordur. Ama şöyle söyleyeyim. Burası için ayrılacak birim Kabil'in yalnızcası olması için söylemiyorum buraya. Söyleyeyim size. Başlangıç itibariyle küçük olarak başlarsınız. Yavaş yavaş attırmak zorunda kalabilirsiniz. Ve sonunda ulaştığınız rakamlar 5'li 10 binli rakamlara doğru ilerleyebilir arkadaşlar. İşte onu nasıl yapacağımızı şimdiden düşünmeniz lazım. Bu rakam öyle küçük bir rakam değil. Ve bugün birliklerimizin büyük bir çoğunluğunun dış operasyonlarda görevli olduğu ve birbirine değişimli olarak kullanıldığını düşünürseniz bu sayı Profesyonel ordu olarak e, baktığınızda büyük bir rakamı icra ediyor, büyük bir e, mevcudu kapsıyor. Yani oraya e, diğer barış gücü görevleri gibi eğer göndermeyeceksiniz, Erbaş ve Erleri göndermeyecekseniz ciddi anlamda e, bir subay az subay uzmandan veya sözleşmeli e, personelden oluşan büyük bir profesyonel olduğu göndermeniz gerekiyor. E, bunun Maliyeti de hesaplandığında arkadaşlar öyle küçük bir maliyetlerden bahsetmiyoruz. Bunlar çok 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 büyük maliyetlerden maliyetleri kapsayan operasyonel görevler oluyor. Ben işin içinden çıkamıyorum. Yani e, benim bilgim bu kadar. E, muhtemelen e, bunların her biri masaya yatırılıyordur ve bu masaya yatırılan e, görevlerde karşı taraftan talep edilecektir. E, talep edilenlerin birçoğunu dojistik olarak belki askeri olarak sağlayabilirsiniz. Ama demin söylediğim siyasi ve ekonomik hedeflerin ne olacağı konusunu Türkiye belirleyecektir. O sorunun cevabını bugünlerde inşallah tartışa tartışa hep beraber görür ve anlarız. Bu arada çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani bulunduğumuz her platformda Beni ve e, arkadaşlarımı bu kadar karşılıksız olarak desteklemeniz beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani hangi anlamda mutlu ediyor? Eleştiriyor musunuz? Eleştiriyorsunuz. Ee, mantıklı eleştirileriniz var, mantıklı destekleriniz var ve çok da güzel izliyorsunuz. Yani izleyip e, kararlar veriyorsunuz. Bu benim için çok değerli. Başından beri söylüyorum. Her türlü yorumunuzu okuyorum diyorum. YouTube'un altında yazdığınız her türlü yorumu okuyorum ve benim için onlar değerli. İşte son koyduğum iki tane videoya e, tepkinizi gördüm. Bunlardan bir tanesi askeri bir tanesi işte en sonki durumlarla ilgili e, fikirlerinizi merak etmiştim. Sağ olun, yine sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir e, destek var. İnanılmaz bir destek vermişsiniz. Bu da benim şansım, ee, sizlerin varlığı, sizlerin duası, sizlerin e, bana e, kattığı güçle her gittiğim yerde e, sizi arkamda hissetmenin vermiş olduğu müthiş destekle işleri de çok daha güzel yapmaya çalışıyorum. Bu bana hayretten bir sorumluluk da yüklüyor. İşte Sarsılmaz'da yaptığımız çekimler, İnşallah başka silah şirketlerine gideceğim. Yani daha önce biliyorsunuz kaleyi çekmiştim, arkadaşlar şeyi soruyorlar yani Niye Sarsılmaz'a gittiniz diye. Arkadaşlar daha önce kaleyi çektim ben. Kale, kaleyi yayınladım. Kaledeki silahları denedim. Belki gözlerinden kaçanlar olmuş olabilir. Canik'e gittim. Canik'te yine o zaman daha yeni çıkmıştı tabanca. Tabancanın görüntüsünü çekip videosunu yayınladım. Sarsılmaz'da daha bir profesyonel bir istekte bulundu. Yani daha güzel bir şekilde yapalım istediler. Ve o yüzden de çok güzel, onların desteğiyle çok güzel bir çekim oldu. Yine aynı FMC'nin da olduğu gibi. Gördüm ki zırhlı araçlara ve e, bu tip e, ekipmanlara karşı e, hepinizin çok büyük bir ilgisi ve alakası var. E, e, eğer yapabilirsem bir sonrakini e, katmercilerde yapmak istiyorum. Katmerciler şirketi de benim için çok özel bir şirket çünkü... Büyüme hızı, kendilerine çizdikleri strateji, ülkeye bakışları, sanayiye bakışları, savunma sanayine bakışları ve Afrika'daki bağlantıları anlamı itibariyle çok doğru bir konumlamadılar. Yani doğru bir yere kendilerini konumlamışlar. Onu da yerinde çekimlerini yaparak sizlere tanıtmak istiyorum. Muhtemelen bir sonraki çekim olacak. Yine M5 dergisinde yapmak isteklerimden bir tanesi, çok e, ısrarla e, benim de istediğim, onlardan da gelen talep üzerine beraber inşallah güzel bir çalışma yapacağız. O da şey, biliyorsunuz teknoparklar var Türkiye'de, müthiş teknoparklar var. Bunlardan bir tanesi de Ankara'daki bir teknopark. Bugün savunma sanayinde gördüğünüz son dönemde gelişmiş teknolojilerin e, kuluçkası diyebileceğimiz yerler buralar. Orada bir video çekeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki ay onu yayınlarım. Bu ayki M5 mu bilmiyorum ama size daha önce söylediğim SİHA konusunu koymuştum arkadaşlar. SİHA konusunu koydum. Yani SİHA'nın önlenmesi için SİHA SAVAR dediğimiz sistemler üzerine bir koyduğum röportaj var. O röportajı okumanızı isterim. Hani SİHA kadar önemli teknoloji edim teknoloji oydu. Lütfen okursanız orada önümüzdeki dönemde aynı Bayraktar gibi e, bu gibi şirketleri de, büyüyen e, şirketleri de e, sizler de göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum. Saygı ve sevgiyle kalın.